İnsan neye maliktir bu dünyada? İnsan neye maliktir? Mesela insan kendisine malik midir? Malikin manası, o malik olduğu şeyde tasarruf etmek demektir. Yani para, cebindeki paraya maliksin. O parayı istediğin gibi harcadığın için ona maliksin. Onun için öyle söylenir. Yani. Eğer sen onu harcayamayacak durumdaysan, cebine koymuşlar ama yasak etmişler, onu kullanamıyorsun. Kullanamıyorsun. O maliklik değildir. Yani malik olmak, ondan kendi istediğinle tasarruf edebilmek demektir. Şimdi insana bakalım. İnsan neye malik? Mesela insan midesine malik midir? İnsan midesine malik değil. Günde kaç saat mide veya kaç dakika mide senin müsaadenle, senin şuuruna, aklına ve iradene tabi olarak senin müsaadenle kaç dakika çalışıyor mide? Yani haberin bile yok. O halde mide senin değil. Mide, mideyi yakanındır. Kalbin, ne kadar maliksin kalbine? Kalbini çalıştırmak, durdurmak senin elinde midir? Değil. Gazı, duzu, biberi nereden geliyor? Bu pompasına mazotunu nereden koyuyorlar buna? Belli değil. Nasıl ki doğdun çalışmaya başlıyor, hatta ana karnında çalışmaya başlıyor. Ta 50 sene, 60 sene, bazen 100 sene, bazen bilmem ne ağaydı o Rusya'daki 150 sene yaşıyor. 150 sene çarpıyor. İnsan kendindeki azaların hiçbirisine malik değildir. İnsan mesela kulağını kendi arzusuyla duyma nispetini, takılacağı yeri, ondan sonra bütün vücutla olan bağlantı sistemini kendisi kurmuş değil. Hiçbirisi elinde değil yani insanın. Görme elinde değil insanın. Konuşma insanın elinde değil. Yani dil, ağız, her şey var. Çok insan var, konuşamıyor. Sen konuşuyorsun. Onu konuşturmayan, seni konuşturan nedir? Şimdi o halde mülk başkasının. Sen en çok malik olduğunu zannettiğin vücut ikliminde bile binde bir bile senin elinde değil. Bizim bir arkadaşın babası felç oldu. Allah kimsenin başına vermez. Oğlanlara da şifa ihsan etsin. Hemen koşup doktora gidiyor, biraz heyecanlı falan. Doktora götürüyorlar, işte ne müdahale lazımsa yapıyorlar, ne yapıyorlar. Ondan sonra diyor, doktorun odasına geçtik, diyor ben doktora dedim ki, babam niye felç olmuş? Doktor güldü diyor, bana dedi ki, sen bana öyle sorma. De ki, babam şimdiye kadar niye felç olmadı? Böyle sor dedi suali. Dedim ki niye? Dedi ki, beyin bulut gibi damarlar, beyinde bulut gibi damar var. Tefriki, teşhisi mümkün değil. Bulut gibi ince kılcal damarlar var. Bu kılcal damarların içerisinden kan akıyor. Bu kanın bir yerinde, o kılcal damarda, iğne ucunun giremediği o damarda bir yerde bir kan pıhtılaşması oldu mu, onun kumanda ettiği tarafı felç iniyor. Şimdi söyle bakayım demiş. Yani bir adamın felç olması mı normal, olmaması mı normal? Dedim ki valla olması normal. Yani o kadar bulut gibi o damarların içerisinden, o ince iğne ucunun girmeyeceği damarların içerisinden kanı pıhtılaştırmadan devam ettiren neyse senin felç olmana müsaade etmeyen odur. İnsan neyine muktedirdir yani, insan neyine sahiptir yani. Şimdi bu kadar biçare bir insan sanki kainatı kendisi yaratmış gibi, sanki her şeyine malikmiş gibi o malikül mülkün emirlerine aykırı hareket ediyor. Her an olman ihtimali olan feşten seni muhafaza eden,
her an durması ihtimali olan kalbini durdurmayıp çalıştıran, bağırsaklarına kumanda eden, mideni çalıştıran, damar sistemini muhafaza eden, devam ettiren, ilahir yüzlerce, binlerce şey var, faaliyet var. Öyle diyorlar. Diyorlar bir karaciğerin fonksiyonunu eğer fabrikalara yaptırsan bir köy meydanı kadar fabrika kuracaksın ki bir karaciğerin yaptığını yapasın. Bu kadar muazzam bir icraat oluyor. O halde malikül mülk Allah'tır. Her şeye hükmeden O'dur. Sen rahat et. Endişe etme. Bakın bu sözümü çok dikkat edin. Hastahanelere gidenlerin %90'ı evhamla gidiyor. Bu hastahanelerdeki o kalabalık var ya, %90'ı evham. Şurasında ufak bir sivilce çıkıyor. Allah Allah, bu kanser olmasın. La bir sivilce çıkmış işte. Normaldir yani, insan bir yerine bir sivilce çıkar. Evham. Ona hükmedenin Allah olduğuna itikadı az. İmanı az. Kanserse de, sivilcesi de sahibi var, Allah var. Ha, baktın ilerliyor. Hakikaten hastalık büyük. Tamam, doktora gideceksin. Hepimiz aynı noktadayız. Ama evham yapmamak lazım geliyor. İşte tırnağında bilmem ne oldu. Hemen doktor. İnsan 3 gün, hastalıkta 3 gün kendi kendini yoklar. Bakar. Hakikaten hastalık ciddi midir, derin midir, yoksa bir öksürük müdür, yoksa bir soğuk algınlığı, yoksa bir bilmem ne midir? Ondan sonra doktora müracaat eder. Biz de aynı fikirdeyiz. Doktora gidelim ama gidin hangi hastahane olursa olsun, yalandan bir yer açın, ağzına kadar böyle dolar, kilitlenir. Hangisine giderseniz gidin, gerek sivil, gerek resmi. Sebebi evham. Allah'a imanın azlığından, kainatın bir sahibinin olup her şeyin dizginin onun elinde olduğunu itikad etmemekte. Bütün bu evhamlardan kurtulmanın malikül mülkü tanımaya bağlı olduğunu bilmek lazım geliyor. Allah her şeyin sahibidir. Senin de sahibindir. Kalbinin de sahibidir. Midenin de sahibidir. Evinin de sahibidir. Çocuğunun da sahibidir. Sen hiçbir şeye malik değilsin. İşte biz şimdi çocuklarımızı orada bıraktık geldik. Allah muhafaza etsin. Hadi orada bir gaz açtı. Bilmedi. Gittin ki ev yanmış. Çocuklar gitmiş. Bu mümkün değil mi? Mümkün. O halde tevekkül et. Allah'ım sana bıraktım de gel. Rahat et. Yoksa her an aklın orada, her an fikrin orada. Bütün işler böyle. Demek ki vahdehu manendir. Allah birdir. Mülk O'nundur. Her şeyin sahibi O'dur. Rahat et bu dünyada. Nedir kendini ızdıraba sokmuşsun? Bütün dünyanın yükünü sırtına almışsın. Allah var, gam yok. Evet.